Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Türk tarihinin en büyük deniz zaferlerinden olan Preveze Deniz Savaşı, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Adria Doria komutasındaki Haçlı donanmasını mağlup ettiği bir deniz savaşıdır. Preveze Deniz Savaşı tarihi, özeti, önemi, neden ve sonuçları hakkında tüm bilgilere yer verdik. Preveze Deniz Savaşı 27 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Andrea Doria komutasındaki Haçlı kuvvetlerini yendiği deniz savaşıdır. Savaşı Osmanlı Devleti büyük bir zafere imza atarak kazanmıştır. Savaş sonucunda Akdeniz'deki askeri üstünlük tamamen Osmanlılara geçmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmesiyle kaptanı derya olmasından sonra Avrupa devletleriyle olan deniz savaşları şiddetlendi. Osmanlı donanması Balear Adaları'na ulaştı ve Ege Denizi'ndeki Venedik'in elinde bulunan pek çok adayı ele geçirdi. Girit'in birçok kalesine ve köyüne ulaşıldı. Bunun üzerine Avrupa donanmaları, Türklere karşı birleşme düşüncelerine kapılmıştır. Avrupalılar karada elde edemedikleri başarıyı, denizde elde etmeyi ve denizlerde egemen olmayı düşünmüştür. Barbaros Hayrettin Paşa, Ege adalarına yönelerek Ege Denizi'nde iyice üstünlük kurdu. Venediklilerin Ege Denizi'nde hiç üstününde kalmaması sebebiyle Venedik, Floransa, Malta, Ceneviz, İspanya ve Portekiz birleşerek bir Haçlı donanması oluşturdu. Haçlı donanması oluşturulunca meydana gelen donanmanın başına Andrea Dona getirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin denizlerde hakimiyet kurabilmesini engellemek maksadıyla da bu deniz ordusu Osmanlı donanmasının üzerine yönelmiştir. Haçlı donanması Korfu Adası'nda toplandıktan sonra Preveze Kalesi'ni kuşattı. Preveze, düşman donanması tarafından bombalandığı esnada Barbaros Hayrettin Paşa İstanköy Körfezi'ndeydi. Durumu öğrenir öğrenmez Eğriboz Adası'nda Kalkis Limanı'na ulaştı. 20 parçalık bir donanma ile birlikte Turgut Reis'i Preveze'ye gönderdi. Andrea Doria komutasında ve 602 gemiden oluşan Haçlı donanması, 122 adet gemiden oluşan Osmanlı donanmasıyla karşı karşıya geldi. Osmanlı donanmasının merkezine Barbaros Hayreddin Paşa, donanmanın sağ kanadına Salih Reis, sol kanadına ise Seydi Ali Reis kumanda ediyordu. Çetin mücadelelerin ardından Osmanlı ordusu karadaki gibi denizlerde de kendini göstermiştir. Haçlı donanmasının 128 büyük gemisi etkisiz hale getirilmiş ve de Haçlı donanması geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu deniz savaşı Osmanlı adına çok büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Preveze Deniz Zaferi'nin, önemi Preveze Deniz Zaferi'nin ardından Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Osmanlı gücü ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktiksel zekası zaferi getirmiştir. Avrupa krallarının desteğinde hüküm süren deniz korsanlığının önüne geçilmiştir. Ayruka deniz seyahati deniz ticareti ile sahildeki halkın yaşantısında emniyet ve huzur sağlanmıştır. Kuzey Afrika'daki İslam devletleri Avrupalı devletlerin yarattığı tehlikelerden de korunmuştur. Preveze Deniz Savaşı'nın nedenleri şu şekildedir. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile mücadele etmesinden yararlanılmak istenmiştir. Korfu Adası'nın kuşatılması etkili olmuştur. Osmanlı Devleti Ege Denizi'ni tamamen kontrolü altında tutmak istemiştir. Avrupalı devletler, denizlerde başarı elde etmek istemiş ve Osmanlı ilerlemesini durdurmak istemiştir. Haçlı donanması oluşmuş ve Osmanlı'nın üzerine yönelmiştir. Preveze Deniz Savaşı'nın sonuçları ise şunlardır. Akdeniz bu zaferle birlikte bir Türk gölü haline gelmiştir. Akdeniz bütünüyle Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Suriye ile Mısır deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır. Mora, Venedik ve Dalmaçya kıyılarındaki birçok kale Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Venedik savaştan sonra Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemekle yükümlü kılınmıştır. Savaşın ardından Osmanlı donanması 16. yüzyılın sonlarına kadar Akdeniz'deki en güçlü donanma haline gelmiştir. Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 28 Eylül günümüzde her yıl Türk Denizcilik Günü olarak kutlanır. Osmanlı donanmasının kaptanlarından Kılıç Ali Paşa'nın dikkat çekici bir planını konu alabilir. Savaşın başlamasına kısa bir süre kala Kılıç Ali Paşa'nın dikkatini çeken düşman donanmasındaki en büyük ve güçlü gemi olan Venedik Amirali Sebastiano Veniere aitti. Kılıç Ali Paşa, savaşın seyrini değiştirebilecek bir plan üzerinde düşünmeye başladı. Bir gece, gizlice bir grup denizciyle birlikte düşman gemisine doğru yüzdü. Hedefi, düşman amiralinin gemisinin su hattına yerleştirdiği
gizli bir patlayıcıydı. Kılıç Ali Paşa ve ekibi gece karanlığında sessizce düşman gemisine yaklaştı ve patlayıcıyı yerleştirdi. Ardından dikkat çekmeden geri döndüler ve Osmanlı donanmasına katıldılar. Ertesi gün savaşın başlamasıyla birlikte Kılıç Ali Paşa'nın emriyle patlayıcı uzaktan ateşlendi. Patlama, Venedik amiralinin gemisini büyük bir karmaşaya sürükledi. Bu beklenmeyen olay, düşman donanmasının moralini zayıflattı ve Osmanlılar için avantaj sağladı. Kılıç Ali Paşa'nın cesur ve zekice uyguladığı bu strateji, Preveze Deniz Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferine önemli katkılarda bulundu. Bu hikaye, savaşın stratejik boyutunu vurgulayarak, Kılıç Ali Paşa gibi kahramanların cesaretini ve zekasını öne çıkarabilir, böylece Preveze Deniz Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun denizcilik başarısı üzerindeki etkisini vurgulayabilir. Canlarım, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.